İlk defa e-ticarete başlıyorsanız zaten kargo firmaları direkt olarak sizinle anlaşma yapmayabilir. Çünkü kargo firmaları sizden bir hacim, bir kargo sayısı bekler. Zaten siz de direkt olarak anlaşmadan bütün kargo firmaları tek tek denemenizi ben tavsiye ediyorum. Hangisi sizin için daha uygun bunu kontrol etmeniz lazım. Pazar yerlerinde satış yapıyorsanız pazar yerlerinin zaten anlaşmalı bir kargo şirketleri oluyor. Bütün kargo şirketleriyle hemen hemen anlaşmalı. Bu nedenle o tarafta artık kargo şirketini düşünmemeniz daha sağlıklı. Ancak beyaz eşya gibi büyük, hacimli, ağır ya da kolay bozulabilir ürünler satıyorsanız lojistik firmalarıyla bu noktada anlaşmanız daha sağlıklı olacaktır. E-ticarette belli bir aşamaya geldikten sonra artık kargo firmalarıyla taahhütsüz bir belli başlı anlaşmalar yapabilirsiniz. Fakat burada da dikkat etmeniz gereken iki önemli husus var. İlki, kargo firması müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyor? İkincisi, kargo firmasıyla karşılaşabileceğiniz anlaşmazlıklar. Kargo kısmı e-ticaretin son zinciridir. Yani müşteri sizi bulur, ürünlerinizi kontrol eder, inceler, sizinle iletişime geçer, beğenir, güvenir, ve satın alır. Bundan sonraki aşama paketleme ve kargo işlemidir. Bu nedenle bu güveni aşamanın sonuna kadar ilerletebilmeniz için iyi bir kargo firmasıyla anlaşmanız lazım. Bu kargo firmalarının yapması gerekenlerden biri mesela kargo takip numarasını düzenli bir şekilde müşteriye iletmesi ve müşteri kargo takip numarasıyla dilerse bütün detayları görebilecek şekilde kontrol edebileceği bir panoya sahip olması gerekir. Bu imkanları sağlayan kargo firmalarıyla anlaşmanız lazım. Aynı zamanda müşterilerin en dikkat ettiği noktalardan biri de teslimat tarihi. Şimdi kargo firmalarının öyle bir iş yapması gerekiyor ki, çünkü bu nokta çok önemli, teslimat tarihini düzenli bir şekilde belirtmesi lazım müşteriye ve belirttiği süre içerisinde teslim etmesi lazım. Ve size de bunları kontrol edebileceğiniz bir panel vermesi lazım. Çünkü yaptığınız anlaşmalara göre kargo firmalarının şöyle bir hakkı var. Bazı durumlarda ürünü bekletebilir. Ve size de bir panel verirse siz bu panel üzerinden hangi üründe ne problem var görürsünüz. Böylece müşteriyle iletişim kurarsınız ve o artık soruna ya da iadeye dönmeden çözebilirsiniz. Bu nedenle bu imkanların da kargo firmasının sağlıyor olması lazım. Müşteri memnuniyetini etki edecek bir başka durum da ulaştıramadık bildirisi. Arkadaşlar bu bildirim çok fazla gelebilir. Şimdi şöyle olabiliyor bazen. İşte bir doğal afet olabiliyor veya miting olabiliyor, konser olabiliyor vesaire birçok şey olabiliyor. O sırada gerçekten ulaştıramayabiliyorlar veya bazen kargo şirketinin hatası olabiliyor bu. Eğer çok fazla ulaştıramadık diye bildiri alırsanız hemen genel merkezle görüşmeniz gerekiyor. Şimdi firmalarla yaşayacağınız anlaşmazlıklara gelecek olursak, kargo firmaları ilk gittiğinizde ne kadar ucuz fiyat sunarsa sunsun arkadaşlar, taahhütlü anlaşmalar yapmayın hemen. Zaten siz taahhütsüz anlaşma da yapsanız, taahhütlü anlaşma da yapsanız bir pazarlık yapmanız lazım. Ama hemen yapmayın. Çünkü memnun kalmayabilirsiniz, herhangi bir şeyden memnun kalmayabilirsiniz. Bu nedenle iptal etmeniz gerekebilir. Bu nedenle ilk başta pazarlığınızı yapın, fiyat ne kadar ucuz olursa olsun taahhütlü anlaşma yapmayın. Ödeyeceğiniz kargolarda desi üzerinden hesaplanır. Desi de en boy ağırlık çarpımının 3000'e bölünmesidir. Hatta formülü de şuraya yazalım. En çarpı boy çarpı ağırlık eşittir çıkan sonuç bölü 3000. Bu desi oranını verir. Kargo şirketleri de bu desiye göre size fiyatlar sunar. Sizin burada yapmanız gereken de şudur. Özellikle ilk başlarda kargo firmasıyla daha yeni çalışıyorsanız her ürünün desi oranını kutunun üzerine veya paketin üzerine bir not alın. Çünkü onlar da hesaplıyor. Hesaplarken en azından görürler. Böylece bir yanılma, şaşma olmaz. Aynı zamanda size verilen aylık faturalar geldiğinde size de o aylık faturalarla size verilen fiyatları kontrol edin arkadaşlar. Bakın hatalar olabiliyor. Desiler yanlış hesaplanabiliyor. Bunu siz o an göremiyorsunuz. O yüzden üstüne yazmanızı tavsiye ediyorum. Bunu siz aylık faturada görüyorsunuz. Aylık faturada kıyasladığınızda da hem kaç desi tutmuş, ne olmuş onlara bakın. Çünkü zaten satacağınız ürünlerde standart olabilir. Hem de fiyatlarla orantılı mı bunları kontrol etmeniz lazım düzenli olarak. E-ticarette aslında canınızı en çok sıkacak konulardan biri de iadedir. İade arkadaşlar hem kargo firmasına hem size hem de müşteriye aslında sorun çıkaracak bir durum. Bu nedenle burada anlaşacağınız kargo firmasıyla mutlaka sigortalı olarak taşıması gerektiğini söyleyin. Bu şekilde anlaşmalar yapın. Kargo şirketi sigortalı olarak taşısın ve bunu uygulasın arkadaşlar. Buna dikkat edin. Aynı zamanda herhangi bir ürün iade olduğunda hasar tespit tutanağı tutulması lazım. Müşteri hasar tespit tutanağı tuttursunlar. Daha sonra kargonuzla beraber, ürününüzle beraber size teslim etsinler. Bu şekilde ilerlerseniz kargo sayılarınız arttıkça, yani bu şekilde ilerlemediğinizi varsayalım. Kargo sayılarınız arttıkça bir bakarsınız iade oranınız büyümüş, gitmiş, artmış. Birçok ürünlerde sizden kaynaklı iade olmayan sebepler olabilir ancak işte hasar tespit tutanağı olmadığı için veya sigortalı olmadığı için bunların hepsi size yansır ve siz burada zarar edersiniz. Yani ilk önce kendi cebinizi düşüneceksiniz arkadaşlar bu noktada. Elbette müşteriye düşüneceksiniz ama arada bir firma, arada bir kargo, arada bir ulaştırma olduğu için
için bu konulara dikkat etmeniz gerekiyor. 4 4'lük hizmet de verseniz, çok kaliteli hizmet de verseniz müşteri de burada mağdur olabiliyor. Aradaki kargo firmaları yüzünden siz de mağdur olabiliyorsunuz. O yüzden her detayını önemli bir şekilde dikkat etmeniz lazım ve buna düzenli mesailer harcamanız lazım. Peki alternatifleriniz ne olacak? Müşteri memnuniyeti sağlamak için hem de müşteriye güven vermek için birkaç farklı kargo şirketiyle anlaşmanızda fayda var. Yani müşteri satın alacağı zaman kendi evine yakın kargo şirketini tercih edebilir. O yüzden seçenek sunarsanız bu biraz daha güvenilirlik, biraz daha sepette kalma oranını veya işte satın alma oranını daha doğrusu arttırır. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Tek bir kargo ile de anlaşabilirsiniz. Diğerlerinden memnun kalmayabilirsiniz ama bu seçeneği de sunma şansınız varsa kullanın derim. Çalıştığınız firmalar belli bir satış hacminiz yoksa, ürünleriniz ağır, sizin taşıyabileceğiniz, taşıyamayacağınız konumda değilse gelip sizden ürünleri teslim almayabilir. Bu nedenle deponuza, evinize artık yani e-ticareti hangi alanda, ürünleri hangi alanda tutuyorsanız lokasyon olarak yakın olan kargo şirketiyle anlaşmanızda da fayda var. Zamandan kazandırır. Kutunuzu hazırlarken ürünü yerleştirdikten sonra kutuda çift renkli bant kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu aynı zamanda kutunun aşınmasını engeller. Böylece ürüne hasar gelmez ve müşteri memnuniyeti sağlar. Bunun öncesinde de hazırlayacağınız pakete ya da kutuya sarf malzeme eklerseniz ürünün sarsılmasını ve bu şekilde zarar görmesini engelleyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar, müşteri sizinle temas etmediği için, ilk başta konuşurken yani yüz yüze olmadığı için tek eline geçen somut şey paket ve ürün. Bu nedenle müşterinin ilk karşılaşacağı durumda paket olduğu için pakete çok önem gösteriyorlar arkadaşlar. Yani ürün evet çok önemli ama ürün nasıl paketlenmiş, müşteriler artık buna dikkat ediyor. Bu yüzden sarf malzemeleri kullanın, çift renkli bantları kullanın. Yani iyi bir şekilde paketleyin, zarar gelmesin. Dediğim gibi arada bir ulaştırma var, arada bir lojistik var. Burada ürününüz kaybolabiliyor, kırılabiliyor, ezilebiliyor, birçok şey olabiliyor. Siz ne kadar önlem alırsanız o kadar müşteri memnuniyeti artar. Böylece markanız adım 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 büyüme yolunda ilerler. Bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler.